deniyor ki Avrupa referandumdan hayır çıkmasını istiyor. Almanya, Hollanda, Avusturya, kısaca Avrupa'nın tavrı ortada. Türk milletinin ruh halini, duygularını, genetiğini bilmiyor değiller. Hangi durumda ne tavır sergileyeceğini en iyi de onlar biliyor ki 50 yıldır bizi aynı rüyayla oyalamayı başarabilmişler. Hayır çıksın istiyorlarsa, bu kadar iyi tanıdıkları bir milletin tercihini evet'e çevirebilecek bir tavır sergilemek için ya aptal olmaları lazım ya da bir hesapları var. 2. Deniyor ki Amerika referandumdan hayır çıkmasını istiyor. Amerika, Büyük Orta Doğu Projesi'nin uygulayıcısı Büyük Abi. Rakka'dan, PYD'den tutun da İstanbul'dan yapılacak uçuşlara, IŞİD'li muamelesine kadar son dönem yaşananlar sizin de kafanızı karıştırmıyor mu? Büyük Abi de Türk milletinin genetiğini en iyi bilen güçlerden. Öyle olmasa 1952'den beri koca bir ülkeyi işbirlikçileriyle bu kadar güzel, bu kadar rahat dizayn edebilir, her yere bu kadar kolay sızabilirler miydi? Referanduma doğru Türk milletini bu kadar rahatsız edecek sıralı adımları atmak için ya aptal olmaları lazım ya da bir hesapları var. Deniyor ki Rusya Türkiye'deki referandum konusunda açık bir pozisyon almaktan kaçınıyor. Farkı fark edin. Rus diplomasisi sinsidir, kurnazdır. En sessiz tezgahların mucididir. Onlar da genetik kodlarımızı en iyi bilenlerden. Ve son günlerde Ankara'nın ne güzel dost bu Ruslar dediği geyiği bir kenara bırakıp PYD hamiliği üzerinden bize ettiklerine bakar mısınız? Ve bu tavrın son günlerde içeride körüklenen dünyaya karşı büyük mücadele içindeyiz yalanını nasıl da beslediğini görmemek için saf olmak lazım. Ruslar bunu yaparken Türk milletinde nasıl bir tepki yaratacağını, referandumda hangi tercihe katkı sağlayacağını bilmiyor olamaz. Bilmemesi için ya aptal olması lazım ya da bir hesapları var. 4. Deniyor ki Kürt bölücü hareketi hayır diyor. Peki sizin aklınız alıyor mu bu bölücü hareketin hamisi Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından olanları? Referandum sürecinde sahte bir millicilik pompalanırken ve de durup dururken Kerkük Kalesi'ne Barzani'nin bir köpeği tarafından Kürdistan paçavrası asılması size de garip gelmiyor mu? İçeride yaratılmak istenen o sahte milliciliğin yelkenine bundan daha iyi bir rüzgar olur mu? BDP'nin, PKK'nın ne dediği umurumda bile değil. Bak onlar hayır diyor diyenlere de sormak isterim. Bugüne kadar hangi sözlerine güvendiğinizde federasyon kapısını aralayabilecek başkanlığa karşıyız demelerine inanıyorsunuz? Bugüne kadar hangi tavırlarını muteber bulduğunuzda referandum konusundaki beyanlarını samimi buluyorsunuz? Kürt bölücü hareketi hayır çıkmasını istese, kıçları sıkıştıkça yanlarına koştukları hamileri Barzani böyle bir zamanda böyle bir şey yapar mıydı? Yapması için ya aptal olması lazım ya da bir hesapları var. Sonuç itibarıyla iktidar partisi yurt içinde kavga edecek bir şey bulamadığı, mağduriyet edebiyatına malzeme temin edemediği için ibreyi yurt dışına çevirdi. Bu açık. İlla dayak yiyen olacak. Çünkü bundan iyi besleniyor. Ve maşallah iktidarın kavga ediyoruz dediği herkes her güçte bu mağduriyet edebiyatının değirmenine kova kova su taşıyor. İktidarın iddiası o ki AB, ABD, Rusya ki Rusya rezervli ve Kürt bölücü hareketi referandumdan hayır çıksın istiyor. Ancak attıkları her adım evet cephesinin beka ve milli dik duruş edebiyatını besliyor. Dolayısıyla evet cephesinin ekmeğine yağ sürüyor. Sonuçta kararı Türk milleti verecek. Evet ya da hayır diyecek. Vereceği her karar saygıdeğerdir. Benim derdim Avrupa'nın, ABD'nin, Rusya'nın, Barzani'nin, PKK'nın bu maskeli balosu değil. Benim derdim attıkları adımların, sergiledikleri tavrın neye hizmet ettiğini bu kadar iyi bilen güçlerin örtülü evet çalışması. Bu gerçeği görmemek için de benim aptal olmam lazım. Dolayısıyla aklımda deli sorular. 1. Bu büyük abiler ters psikolojiyle neden evet'e hizmet ediyor? 2. Referandumla Türkiye'de kontrolsüz bir güç yaratıp Irak'taki, Suriye'deki, Libya'daki, Mısır'daki gibi sonra bizi ondan kurtarmaya mı gelecekler? Aha, en korktuğum da bu. Ve insanın korktuğu başına gelirmiş. İşte bu yüzden 3 defa tahtaya vurmalı, mührü de doğru yere. Doğrudur. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Ve bu sorun 3 harfli.
PKK ise PKK, IŞİD ise IŞİD, FETÖ ise FETÖ, Batı ise Batı, BOP ise BOP. Bugün beka sorunu gördüğümüz ne varsa hepsinin altında 15 yıldır o 3 harfin imzası var, ortaklığı var, hamiliği var. Ve biliyorum ki evdeki peyniri korumak için fareye nöbet yazılmaz. Peki bu kadar insan saf, bunu görmüyor da ben çok mu akıllıyım? Estağfurullah. Benim şansım bugüne kadar Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün konuşmalarını, sözlerini, değerlendirmelerini ezberlemiş ve özümsemiş olmam. Onu sadece dinlemedim. Elimde kağıt kalem, üzerinde çalıştım, düne gittim, bugüne baktım, yarını görmeye çalıştım. Yani aslında ders çalıştım. Devlet Bey bir eğitimci. Ben de son 10 yıldır kendimce iyi bir öğrencisiyim. Dinlemediğim konuşması, üzerine kafa yormadığım uyarısı yok. Ve bu gerçeği görmemi kolaylaştıran şey de bu. Bugün sevimsiz görüldüğüme bakmayın. Ben iyi bir öğrenci oldum. Ve hepimiz biliriz ki iyi öğrenciler tembeller tarafından hiç sevilmemiştir. Sevimsizliğim bundandır. O yüzden herhangi bir yere değil, bizzat bu gerçekleri görmeme büyük katkı veren, en karanlık günlerde Türk milletini uyaran sese, iyi bir eğitimci olan Devlet Bey'e kulak verip, iyi bir öğrencisi olduğum için bir oyum var, o da hayır olacaktır.